Çok güzel. Elin emeğine sağlık. Ya. Çok güzel oldu sana. Hamilelik ve doğumla başlayan heyecan ve mutluluk sonrası çocuğun otizmli olduğunu öğrenmek ve bunu kabullenmek biz ebeveynler için çok zor bir durumdur. Otizmli çocuğu olan anneler, normal bir çocuğa sahip olan annelere göre daha çok stresli olduğu görülür. Çünkü otizmli çocuğa sahip olmak hem yorucu hem de büyük bir sorumluluk ister. Dünyada ve ülkemizde otizmli çocuğa sahip olan annelerin hikayelerini okuyorum ve onların başarılarından ilham alıyorum. Bu nedenle çocuğumu hayata hazırlamada kendimi önemli bir konumda görüyorum. Nisan ayında tüm dünyada otizm ve otizmli bireylerin toplumsal yaşama katılımının konusunda farkındalık ve duyarlılığı arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde ve okulumuzda da her yıl 2 Nisan'da farkındalık oluşturmak için etkinlikler ve projeler düzenlenmektedir. Okulumuzda 3 kademede 75 otizmli öğrencimize bağımsız yaşam becerileri kazandırmak, akademik ve sosyal alanda gereksinim duydukları eğitim, öğretim faaliyetleri kesintisiz şekilde sürdürmekteyiz. 2 Nisan tüm dünyada otizm konusunda farkındalık oluşturmak ve otizm kaynaklı sorunlara çözümler geliştirmek amacıyla 2008 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak ilan edilmiştir. Ülkemizde son yıllarda otizmlilerle ilgili çok önemli adımlar atıldı ve hayatlarını kolaylaştırmak için önemli projeler hayata geçirildi. İlimiz merkezinde de otizmli bireylerin eğitim gördüğü pek çok okul bünyesinde açılmış, özel eğitim sınıfları ve bağımsız açılmış 14 özel eğitim okuluyla okul öncesi eğitimden 3. kademeye kadar eğitim imkanı sunmaktayız. Sevgili çocuklarımızın çok kıymetli aileleri, değerli öğretmenlerimiz, Otizm Farkındalık Günü nedeniyle böyle anlamlı, çok güzel bir program hazırlayan okulumuzun yöneticilerini, öğretmenlerini ve emeği geçen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Biliyoruz ki otizm bir eksiklik değil. Kalpleri, yürekleri aslında çok güzel olan çocuklarımızı iyi anlamalıyız, fark etmeliyiz. Onlarla yaşamın aslında daha anlamlı olduğunu, daha güzel olduğunu, birlikte bu yaşamı daha güzel kılacak çalışmaları yapmalıyız. Otizmli çocuklarımızın gününü kutluyorum. Mak dileğiyle, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çok güzel.